Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün efsane büyülerle daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu telefonlarda kasma sorunu veya 90 FPS 60 FPS yapma videosu olacak arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum çünkü videonun sonlarında birkaç taktik daha söyleyeceğim. Onları yapmazsanız yaptığınız tüm işlemler boşuna gidecek arkadaşlar. Videonun her saniyesi sizin için değerli. Bunun için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da en az 300 like bekliyorum arkadaşlar. Like'ınızı atıp videoya devam edebilirsiniz. Dostlar şimdi bildiğiniz gibi bakın şu etkinlikler kısmında ben size bir şey göstereceğim. Etkinlikler kısmında arkadaşlar bakın şurada Uğursuz Bebek isminde bir etkinlik var. Buradan 1200 popülerlik alabiliyorsunuz Uğursuz Bebek Gülüyor isminde. Dostlar şu anda ekrana çıkan ID'ye bunları atarsanız sevinirim. Bakalım en fazla kim atacak. Ekrandaki ID'ye atabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Şimdi dostlar açıklama kısmına size 3 adet link verdim. Birincisi Estosa yönlisi, ikincisi 90 FPS, üçüncüsü de benim kullandığım konfig arkadaşlar. 90 FPS'i nasıl yapıyorsunuz? Bakın Xiaomi kullanıcıları bilir. Şu sol taraftan aşağı doğru bir şey indirdiğiniz zaman şurada FPS'iniz yazıyor. Gördünüz mü? Bakın bende şu anda 60 FPS yazıyor. Ben yaklaştırdım şu anda. Yani 90 FPS olmasına rağmen dostlar, hatta bakın ben size göstereyim. Bir dakika. Ayarlar, grafikler. Bakın 90 FPS göstermesine rağmen buradan bize kaç gösteriyor? Buradan 60 FPS gösteriyor dostlar. 59-60 arası değişiyor. 60'da bazen sabitleniyor. Bazı videolarda millet diyor işte 90 FPS'i desteklemeyen telefonlarda 90 FPS falan filan. Ama yani telefonu desteklemiyorsa 60 FPS'te kalırsanız bu böyle. Açıklama kısmına size 3 tane link verdim. O linkleri tek tek indiriyorsunuz. Esdosya yönesi telefonunuzda varsa indirmenize gerek yok veya herhangi bir dosya yönesi telefonunuzda varsa indirmenize gerek yok dostlar. Biz şimdi bir Estos yönesine giriş yapalım arkadaşlar, orada videoya devam edelim. Dostlar videoya kısa bir ara vermek istiyorum. Sizler için hem hızlı hem güvenilir hem ucuz UC alabileceğiniz bir site buldum. Sitemizin ismi Kabasakal Online. Buradan UC'lerinize uygun fiyatlı olarak alabilirsiniz ve birçok UC seçeneği var. Her bütçe uygun UC'ler var arkadaşlar burada. İstediğinizde kendi bütçenize göre UC'ler alabilirsiniz. Bu siteden arkadaşlar kendi bütçenize göre güzel hesaplar bile bulabilirsiniz veya kendi hesaplarınızı satabilirsiniz. Aynı şekilde buradan klan alabilirsiniz veya klanlarınızı satabilirsiniz veya popülerlik bile satın alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak telefon numaranızı doğrulayıp güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz videoya devam edelim. Şimdi dostlar Estos'a giriş yaptığımız zaman şu sol üstte dahili diploma var. Dahili diplomaya basıyoruz. Buradan download'a giriyoruz. Ve size iki tane link verdim. O iki linki de indiriyorsunuz. İstediğinizi indirebilirsiniz. Birincisi kullandığım 90 FPS olarak ismi çıkacak. Diğeri de ARH 90 FPS olarak çıkacak arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. İkisi de aynı işlem. RAR'da olan var ya, RAR olan var ya, ona basıp tutuyoruz arkadaşlar. Buradan diğere basıyoruz ve buradan buraya çıkartlar. Görüyor musunuz? Evet, buraya çıkarta basıyoruz. Tamam basıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz ve çıktı. Ne yapıyoruz? Üstüne bir kere tıklayalım. Yeni açılan dosyanın üstüne bir kere tıklayalım. Buradan bakın file çıktı. File'a basıp tutuyoruz. Şuradan bir dakika. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Pardon. Tekrardan dahil diploma. Oradan Android'e basıyoruz. Android'den data'ya basıyoruz. Yani hızlı şekilde yapalım. Data'dan bakın burada Tencent AI var. Gördünüz mü? com.tencent.ai. Ona basıyoruz. Buradan hiçbir şey yapmadan sadece oraya bastıktan sonra buraya yapıştıra basıyoruz ve tümünü uygula ve üzerine yaza basıyoruz arkadaşlar. Diğer dosya için de gençler aynısını yapıyoruz ve ondan da basılı tutuyoruz. Kopyalaya basıyoruz. Geri geliyoruz. Ve buradan Android'den data'ya basıyoruz. Data'dan PUBG'nin kendi tencent.ai dosyasına buraya yapıştıra basıyoruz ve tümünü uygula basıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi birini yapabilirsiniz. İkisini de yapmanıza gerek yok. Birini yapsanız yeter çünkü ikisini de yapsanız olmaz gençler. Sonra dostlar PUBG'yi son uygulamalardan kapatıyoruz ve PUBG'ye tekrardan giriş yapıyoruz. Orada birkaç tane şey daha söyleyeceğim. Onları kesinlikle ve kesinlikle dinlemeniz gerekiyor. Yoksa boşuna yapmış olursunuz bu işlemleri. Ben size tekrardan söyleyeyim. Ve PUBG'yi kapatıp yeni baştan giriş yapalım dostlar. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Bakın buradan ayarlara bir geçelim. Grafiklere basıyoruz. Sizde muhtemelen en başta yüksek veya ortada olması gerekiyor. Akıcı, orta, yüksek vesaire bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Siz bunu buradan 90 FPS alıyorsunuz ve buradan grafikleri en düşe alıyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Ve alta geldiğim zaman burası çok önemli. Ya klasik ya da renkli seçin dostlar. Ya ben telefonu güvendiğim için renkli seçiyorum ama siz klasik seçerseniz daha iyi olur. Düzgünleştirme var bakın burada. Düzgünleştirmeyi kesinlikle ve kesinlikle kapatıyorsunuz. Açık olursa bu işlemler hepsi boşa gider. Telefonunuz eskisinden daha beter olur. Gölgeleri kapatıyoruz arkadaşlar.
Ve en altta grafikleri otomatik ayarlı var ve bunu en başta zaten bunu kapatıyoruz. En başta direkt bunu kapatıyoruz dostlar. Bir de her oyun ortasında veya oyun bittiği zaman, lobiye döndüğünüz zaman grafik ayarları kapatıldı gibisinden bir yazı çıkıyor karşınıza. Yani benim çıkıyor, sizin çıkar mı çıkmaz mı bilmem. Ona tamam mı değil, direkt iptale basın. Çünkü tamam bastığınız zaman bu işlemlerin hepsini tek tek yere baştan yapmanız gerekebiliyor. Bu yüzden iptale basarak o ekranı komple kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bring him from the yard.